Ahir zaman dediğimiz dünyanın kıyamet öncesi son çağında Arabistan ülkesinde İsmail peygamberin neslinden bir zatın son Resul olarak gönderileceği daha önceki kutsal kitaplarda yazılıydı. Bütün insanlığın ve yaratılmışların en övgüye layığı ve en üstünü olan bu son peygamberin o devrin şartlarına göre Araplar arasından çıkmasında Allah'ın şüphesiz büyük bir hikmeti vardı. Araplar o zamanlarda dünyaya yayılmış olan kötülüklere bulaşmadan ve Romalıların çirkin geleneklerine alışmadan Arap Yarımadası'nda bedevilik yani köy ve çöl hayatı sayesinde öz yaratılışları üzerine kalmışlardı. Her ne kadar Araplar ilim ve el sanatları alanında ilerleyememişlerse de yazı, hitabet ve şiir yönünden edebiyatın zirvesine çıkmışlardı. İçlerinde pek çok şairler, kıymetli edipler, ünlü hatipler yetişmişti. Hatta Mekke yakınlarında Suk-i Ukaz denen yerde her yıl Arabi takvimle Zilkade ayında büyük panayır kurulurdu. Her taraftan gelen şairler ve güzel konuşan hatipler orada toplanırlardı. Halkın önünde güzel şiirler söylenir, belli konuşmalar yapılırdı. Kazananlar mükafatlarını alır, ayrıca şiirleri Kabe'nin duvarına asılırdı. Cahiliyet çağında Arapların güzel şiir söylemek ve etkileyici parlak konuşmalar yapmak hususunda bu derece ileri gitmeleri dikkate alınacak bir konuydu. Arap dilinin edebiyat yönünden o derece mükemmelleşmesi, hiç şüphesiz Allah tarafından bu dille kutsal bir kitap gönderileceğine işaretti. Kureyş kabilesi. Kureyş kabilesi Fihr bin Mali'nin evlat ve torunları demektir. Fihr'in oğulları içinde Galip, Galip'in oğulları içinde Lüey, Lüey'in oğulları içinde Kab, diğerlerinden seçkin, hatırı sayılır bir konum elde etti. Kab bin Lüey, cuma günleri kavmini toplayıp onlara konuşma yapardı. Kendi soyundan son peygamberin geleceğini hep söylerdi ve onun zamanına kim yetişirse ona iman edip tabi olsun diye öğüt verirdi. Mekke'de bulunan Kabe'nin hizmeti aslında Hazreti İsmail'in evlat ve torunlarındayken sonradan bu şerefli hizmet Cürhüm kabilesine geçmişti. Yemen'den göç ederek Mekke civarına yerleşen Huza kabilesi bir aralık Kabe hizmetini ve Mekke başkanlığını ele geçirdi. Daha önce dağınık yerleşmiş olan Kureyşlileri bir araya getiren Kusay, bir vesilesini bulup Kabe'nin anahtarlarını Huza'dan almayı başardı. Ondan itibaren de Kabe hizmeti sürekli Kureyş kabilesinde kaldı. Kusay'ın Zühre adında bir kardeşi vardı. Zamanla onun evlat ve torunları çoğaldı. Kureyş topluluğu içinde ayrı bir şeref ve üstünlük kazandı ki son peygamber olan peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem annesi Amine Hatun onun soyundandır. Kureyş kavmi ticaretle geçinen bir topluluktu. Kışın Yemen'e, yazın Şam'a giderler. Sene boyunca her iki tarafla da alışveriş yaparlardı. Bu bakımdan peygamberimizin soyu olan Haşim de Şam kafilesiyle Mekke'den çıkıp giderken Medine'ye uğrardı. Orada Necaroğulları topluluğundan Selma adlı kızla evlendi. Selma ile Haşim'in çok sevimli, yüzü nurlu bir erkek çocukları vardı. Adı Şeybe konuldu. Şeybe büyüdü, dayı çocuklarıyla beraber çıkıp gezmeye başladı. Fakat o hiçbirine benzemedi. Yüzünde nurlu bir aydınlık vardı. Ay gibi parlardı. Onun bu güzelliğini gören herkes hayran kalırdı. Başka bir soydan olduğu yüzünden gözünden belli olurdu. Ensardan meşhur şair Hasan'ın babası Sabit, o sırada Medine'den Mekke'ye gidip Haşim'den sonra Kureyş kabilesinin reisi olan kardeşi Muttalip'le görüştü. Ona, "Eğer kardeşinin oğlu Şeybe'yi görsen şaşar kalırsın. Babasına ne kadar benziyor, ne kadar da güzellik ve şeref sahibidir, anlatılmaz," diyerek Şeybe'yi övdü. Bunun üzerine Muttalib'in kalbine Şeybe'yi görme arzusu düştü. Onu giyindirdi ve annesini de razı ederek Mekke'ye götürdü. Mekke'ye girerken onları görenler, "Acaba bu çocuk Muttalib'in kölesi midir?" demişler. Bundan dolayı Şeybe'nin adı Abdülmuttalib kalmıştır.
Muttalib'in vefatından sonra onun yerine geçip Kureyş kabilesinin efendisi ve reisi olmuştur. Abdülmuttalib'in alnında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait nur parlardı ve Kureyş kabilesi onun varlığıyla bereketlenirdi. Hatta Mekke bölgesinde kıtlık ve kuraklık baş gösterdiğinde Mekkeliler onun eline yapışıp Sebir dağına çıkarlar, onun yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak'tan yağmur isterlerdi. Cenab-ı Hak da o Muhammedi nur hürmetine onlara rahmet ve bereketini bol bol verirdi. Kutlu doğum müjdeleri. Peygamberlerin sonuncusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dünyaya gelmesi yaklaştıkça kahinler onun yeryüzünü şereflendirişini haber vermeye başladı. Amine Hatun Abdullah'tan son peygambere hamile kaldı ve ardından Abdullah'ın alnındaki parlak nur Amine Hatun'un alnında görüldü. Amine Hatun hamileyken Abdullah Şam kafilesiyle Medine'ye gitti. Orada hastalandı ve 25 yaşındayken dayıları yanında vefat etti. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir inci gibi anası karnında tek ve yetim kaldı. Yemen'de hükümran olan Himyer meliklerinin kuvvetlerine zayıflık geldiğinden Habeşler Arabistan bölgesine geçip Yemen taraflarını ele geçirmişlerdi. Saltanat nöbeti Habeşlerden Ebrehe adlı hükümdara geldiğinde Yemen'in başkenti olan Sana'da büyük bir kilise yaptırdı. Bundan maksadı Arapları Kabe'ye ziyaretten vazgeçirmek ve yüzlerini Sana'daki mabede çevirmekti. Araplarsa eskiden beri senede bir kere Mekke'ye gelip Kabe'yi ziyaret ettiklerinden Sana'da yeni yapılmış bu kiliseye yönelmek bir tarafa, ona hakaret gözüyle baktılar. Hatta içlerinden birisi o kilise içine girip duvarına pisledi. Bu olaya Ebrehe çok kızdı. Hemen Kabe'yi yıkmak üzere büyük bir orduyla Mekke'ye doğru hareket etti. Taif'e geldiğinde bir miktar askerle bir adamını Mekke'ye gönderdi. O da gelip Mekke ahalisinin mallarına el koydu. Abdülmuttalib Ebrehe'den gidip mallarını aldı. Kureyşlilerin yanına geldiğinde, "Bu beytin yani Kabe'nin sahibi onu korur, korkmayınız," diyerek teskin etti. Ebrehe'nin büyük bir fili vardı. Daima onu askerin önünde yürütür ve onunla nereye varsa zaferi kazanacağına inanırdı. Mekke'ye yaklaşıp da içeri girmeye hazırlanırken o fil yere çöktü. Kaldırıp yürütmeye çalıştılar, yürümedi. Başını başka tarafa çevirdiklerinde hemen koşup gider, fakat Mekke'ye doğru çevirdiklerinde ise gitmeyip yere yatardı. Onlar bu çabalarını devam ettirirken Hak Teala tarafından pek çok ebabil kuşu geldi. Her birinin ağzında ve ayaklarında birer ufak taş vardı. Tıpkı misket bombaları gibi Ebrehe'nin askerlerinin üzerine salıveriyorlardı. Taş hangisine isabet ederse yaralanıyor ve derhal ölüyordu. Birçoğu bu şekilde mahvoldu. Kalanları da düşe kalka Yemen'e doğru kaçıp kurtuldu. Ebrehe de bu şekilde Sana'ya varabilmişse de fena halde yaralı olduğundan çok geçmeden ölmüştür. Ebrehe'nin askerleri bu şekilde perişan olunca Mekke-i Mükerreme ahalisi dışarı çıkıp onun ordusunda buldukları mal ve eşyalara el koydular. Bu olayın yaşandığı yıla da fil yılı dediler. Fil yılının Rumi aylardan Nisan ayı içinde Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha doğru tan yeri yeni ardığında dünya başka bir dünya oldu. Son peygamber Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Gün doğmadan dünya nur ile doldu. O günün sabahında Kabe'deki bütün putlar yüzüstü düşmüş bulundu. Görenler hayretler içinde kaldı. Hazreti Amine doğum anını şöyle anlatmıştır. "Ben diğer kadınlar gibi hamilelik zahmeti çekmedim. Hamilelerde meydana gelen ağrıları görmedim. Fakat gece rüyamda gördüm ki bir kimse gelip, "Ey Amine, muhakkak bilmelisin ki sen alemlerin en hayırlısına hamilesin. Doğduğu vakit adını Muhammed koyasın," dedi.
Muhammed, Arapça çok hamd ve sena olunan, övülüp anılan kimse demektir. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetli ve göbeği kesilmiş olduğu halde doğmuştu. Sırtında iki kürek kemiği arasında tam kalbinin hizasında bir nişanesi vardı ki ona nübüvvet, peygamberlik mührü denilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdukları sırada ateşe tapan İran'ın hükümdarı Kisra'nın sarayı sarsıldı. 14 balkonu yıkıldı. Fars ülkesinin İsahrabad adlı şehrindeki tapınakta ateşe tapanların 1000 seneden beri yanmakta olan ateşleri sönüverdi. Save Gölü yere batıp yok oldu. Semave Vadisi'nde Save'nin aksine sular taştı. Mekke halkı öteden bir yılda kuraklık yaşandığında Kureyşliler toplanıp Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib'e geldiler ve yağmur duasına çıkmasını rica ettiler. Ebu Talib de babası gibi Peygamber Efendimiz'in elinden tuttu, birlikte Kabe'ye gittiler. Peygamberimizin bu sırada parmağını göğe doğru kaldırdığı, bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladığı söylenir. Peygamberimiz 12 yaşına basmıştı. Ebu Talib ticaret kafilesiyle yola çıktığında onu da beraberinde götürdü. Şam civarında bulunan Busra mıntıkasına vardıklarında bir kilisenin karşısında dinlendiler. Kilisede bir rahip bu kervanın gelişiyle birlikte bir bulutun da onlarla hareket ettiğini gördü. Kilisenin karşısında bulunan kuru bir ağaç dikkatini çekti. Kervanın gelişiyle ağaç yeşillenmişti. Bunun üzerine kervanı kiliseye davet etti. Onlar için hazırlattığı yemekler yenirken herkesi izledi fakat aradığını bulamıyordu. Eksik birinin olup olmadığını sordu. Ebu Talip mallara göz kulak olması için bir çocuğu geride bıraktıklarını söylediğinde rahip Bahira onu da çağırdı. Çocuk geldiğinde Bahira onu dikkatle inceledi ve gördü ki son peygamber hakkında geçmiş peygamberlerden ve alimlerden nakledilen alametlerin hepsi bu çocukta vardır. Peygamberimizi yanına aldı ve hallerini gereği şekilde anlamak için soracağı şeyleri sordu. Aldığı cevaplarda kendisinin kanaatini ve görüşlerini kuvvetlendirdi. Yaklaşıp peygamberimizin arkasını açarak peygamberlik mührünü de gördü. Büyük bir saygı ve edeple onu öptü. Yemeğin ardından Bahira Ebu Talib'e "Adın nedir? Bu şeref ve saadet fidanı kimdir?" diye sordu. O da "Bana Ebu Talib derler, bu da oğlumdur." diye cevap verdi. Bahira itiraz etti ve "Hayır, şekline ve şemailine bakılırsa onun yetim olması gerekir. Sen babası olamazsın." dedi. Bu kez Ebu Talip onu doğruladı ve Hazreti Muhammed'in annesini ve babasını yitirmiş bir yetim ve kendisinin yeğeni olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bahira, "Ey Ebu Talip, bu çocuk peygamberlerin ve resullerin sonuncusudur. Şam Yahudileri içinde onun vasıflarını bilir, alametlerini tanır kâhinler vardır. Hayatına kastetmeye kalkışabilirler. Sen onu Şam'a götürme, buradan geri dönün." dedi. Ebu Talip de Bahira'nın söylediklerini yerine getirip bu sırada mallarını sattı ve Mekke'ye geri döndü. Hazreti Muhammed gençliğinde yüzü nurani, sözü ruhani, sesleniş ve cevabı güzel, olgunluk ve basirette eşsiz, sözünde doğru, nezaket ve faziletçe diğerlerinden üstündü. Bu nedenle Kureyş kabilesinde seçkin, sıra dışı bir kimse oldu. Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed adıyla nam saldı. Eskiden beri Kabe'nin içinde bir kuyu vardı. Bu, hazine deposu yerine kullanılarak Kabe'ye getirilen hediyeler oraya konurdu. Sel yüzünden Kabe'nin bazı yerleri yıkıldığından bir hırsız Kabe'nin hazinesinden bazı eşyaları çalmış, daha sonra yakalanıp cezalandırılmıştı. Bu olay üzerine Kureyş kabilesi Kabe'yi yeniden inşaya başladılar. Bina temeli yükseldiğinde bazı kabileler Hacerül Esved'i yerine koymak konusunda münakaşaya girdiler. Sonunda herkes Muhammedül Emin'in kararına uyma sözü verdi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı çözdü.
Hacerül Esved bir bezin üzerine kondu, her kabilenin reisi bu bezi tutup kaldırdı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da onu yerine yerleştirdi. O, zor işleri kolaylıkla çözerdi. O sıralar Kureyş ileri gelenlerinden genç yaşta dul kalmış, Hatice namında çok zengin bir hanımdan çokça söz ediliyordu. Çevresinin tavsiyesiyle Hatice, kölesi Meysere ile biraz sermaye vererek Hazreti Muhammed'i ticaret yapmaları için Şam'a gönderdi. Yol üzerinde yine o kiliseye rast geldiler. Yaşlı Bahira ölmüş ve yerine Nestura isimli rahip geçmişti. Nestura da Bahira gibi gelen kişinin özel bir kimse olduğunu anladı ve onu ağırlamak istedi. Meysere'yi daha önceden tanımaktaydı. Onu köşeye çekti ve "Ey Meysere, Hazreti İsa'nın haber verdiği son peygamber işte budur. Sakın Şam'a gitmeyiniz." diyerek uyardı. Bunun üzerine Meysere, Efendimiz'i Şam'a gitmekten vazgeçirdi ve alışverişlerini yine bu sırada yapıp döndüler. Meysere Mekke'ye vardığında Hatice'ye Nestura'nın söylediklerini anlattı. Hazreti Hatice de o sıralar gördüğü bir rüyayı düşündü. Rüyasını akrabası olan Varaka Nefel'e anlatmış. O da "Sen gelecek son peygamberin hanımı olacaksın." demişti. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'i artık ticaret ortağı değil, hayat arkadaşı olarak görmek istiyordu. Bu isteğin gerçekleşmesi için iki taraftan da aracılar bir araya geldi ve nikahlarına karar verildi. İlk vahiy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşındayken nebilik, 43 yaşındayken de resullük geldi. Nebiliği sadık rüyalarla başladı. 6 ay kadar rüyasında ne görse çıkardı. O günlerde yalnız kalmayı arzulardı. Hira Dağı'na çıkıp oradaki mağarada tek başına ibadet ederdi. Böyle bir günde Cibril aleyhisselam kendisine göründü. "Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O insana kelimeleri öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Ayet-i kerimelerini getirdi." İlk anda vahyin heybeti peygamberimize korku ve dehşet verdi. Titreyerek Hazreti Hatice'nin yanına gitti. "Beni örtün," diyordu. Hazreti Hatice derhal onun üzerini örttü. O da bir müddet istirahat ettikten sonra içinde bulunduğu durumu Hazreti Hatice'ye açıkladı. Hazreti Hatice peygamberimizi alıp amcazadesi Varaka bin Nefel'in yanına götürdü. Varaka tereddütsüz, "Müjde ey Muhammed! Sen Meryem oğlu İsa'nın haber verdiği ahir zaman peygamberisin. Sana görünen melek Hazreti Musa'ya inen Namus-u Ekber'dir, Cebrail'dir. Keşke genç olaydım da senin hak dine davet edeceğin zamana erişseydim. Kavminin seni Mekke'den çıkaracağı vakit sana yardım etseydim," dedi. Peygamberimiz, "Kavmin beni Mekke'den mi çıkaracak?" diye sual buyurdu. Varaka, "Evet, peygamberlik makamı kime verildiyse kavmi içinden ona düşmanlar çıka gelmiştir. Seni de kavmin Mekke'den çıkaracaktır," diye cevap verdi. Bundan sonra bir müddet ilahi vahyin arkası kesildi. Peygamber Efendimiz bundan dolayı çok huzursuz oldu. Fakat ara sıra İsrafil aleyhisselam gelip gider ve peygamberimize bir şeyler öğretirdi. Bu dönem 3 sene sürdü. Bu devreden sonra peygamberimize bir gün gökten bir ses geldi. Başını yukarı kaldırdığında Cebrail aleyhisselamı gördü. Yine kendisine bir korku ve dehşet gelip Hazreti Hatice'nin yanına vardı. Elbisesine büründü. Ama Cebrail aleyhisselam tekrar gelip göründü ve Müddessir suresini getirdi. Bu zamandan sonra Cebrail aleyhisselam 20 sene boyunca peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetleri getirmeye devam etti. Peygamber Efendimizin davetine ilk katılan ve onunla birlikte namaz kılan kişi Hazreti Hatice'dir. Onu Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ali izlediler. Hazreti Ebubekir hiçbir zaman putlara tapmamış olmakla birlikte Efendimizin davetine katıldığında güvendiği kişileri de bu yola davet etti. Yine aynı dönemde Peygamber Efendimizin evlatlığı olan Zeyd bin Harise de Müslüman olma şerefine erdi. Ebubekir'in davetiyle Osman bin Affan,
Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin el-Avvam, Talha bin Ubeydullah da Müslüman oldular. İlk önceleri Peygamberimizin kavminin çoğunluğu iman etmediyse de düşmanca da davranmadılar. Peygamber Efendimiz onların putları aleyhinde söz söylemedikçe onlar da onun hakkında kötü davranışlara kalkışmadılar. Bunların ardından putlara tapmanın şirk ve sapıklık olduğunu bildiren ve yalnız Allah-u Teala'ya ibadet yapılmasını emreden ayetler geldi. Bunu duymak da Kureyş kabilesine ağır geldi. Kureyş'in ileri gelenleri toplanıp Ebu Talib'e gittiler. Kardeşinin oğlu bizim dinimize karışıyor ve babalarınız, dedeleriniz sapıklıkta. Ya ona engel ol ya da onu korumaktan vazgeç, dediler. Ebu Talib'e defalarca böyle ricalarda bulunmalarına rağmen Efendimiz yolundan caymadı. Kureyşliler artık Ebu Talib'i de karşılarına alınca amcası Efendimizle konuştu. Kavmim şöyle şöyle diyor, artık seni koruyamayacağım dediğinde Efendimiz şu yanıtı verdi. Ey babam yerinde olan amcam! Ben Allah-u Teala tarafından hak dinini bildirmekle emrolundum. Onun emrini yerine getirmeye mecburum. Onlar ne yaparsa yapsın ben bundan vazgeçmem. Efendimizin bu sözleri üzerine Ebu Talib, Kureyşlilere karşı onu ölene dek savunacağının sözünü verdi. Bu olayın akabinde Mekkeliler Müslümanlara eziyet etmeye başladı. Onları eski dinlerine geri döndürmek için türlü işkenceler ettiler. Hatta Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın annesi Sümeyye radıyallahu anh'a İslam dininden dönmesi için eziyet eden Ebu Cehil onu şehit etmişti. Bilal Habeşi bir köle olmasına rağmen İslam'ı kabul etmiş ve Kureyşlilerin türlü eziyetlerine Allah bir diyerek direnmiştir. Mekke'de yaşamak artık Müslümanlar için çok zorlaşmıştı. Ve peygamberliğin 5. yılında Efendimiz bazı Müslümanların Habeşistan'a göç etmelerine izin verdi. Habeş hükümdarı Necaşi kendisi Hristiyan olduğu halde Müslümanlara yer gösterdi, onlara saygılı davranıp itibar etti. Hatta Habeşistan'da inanışlarını rahatça yaşayan Müslümanların artması üzerine Kureyşliler aralarından Abdullah bin Ebi Rebiya ile Amr bin As'ı göndererek Müslümanları kendilerine vermelerini istediler. Ancak Necaşi kendisine sığınan bu insanlara sahip çıktı ve ülkesinde emniyetle yaşamaya devam etmelerini istedi. Bir gün Peygamber Efendimiz Safa'da otururken Ebu Cehil geldi ve kendisine hakaret etti. O sırada orada olan biri Efendimizin amcası avdan dönerken onu yakaladı ve bu olayı anlattı. Yeğeninin hakarete uğramasına sinirlenen güç ve kuvvet sahibi olmasıyla nam salan Hamza, soluğu Ebu Cehil'in yanında aldı. Hamza, Ebu Cehil'e yeğenine hakaret ettiği için vurdu ve onu yaraladı. Daha sonra da gidip Hazreti Muhammed'i gördü. Onu teselli etmek istediğinde Efendimiz onu mutlu edecek tek şeyin amcasının iman etmesi olduğunu söylediğinde Hamza Müslüman oldu. Böylece güçlü ve nüfuzlu bir Kureyşli de İslam saflarına geçmiş oldu. Peygamber Efendimiz bir gün Ebu Cehil ya da Ömer bin Hattab'ın da Müslüman olmaları için Allah'a dua etmişti. Hamza'dan sonra Ömer bin Hattab Efendimizin yanına her ne kadar başka bir sebeple hatta onu öldürmek üzere gelmiş olsa da iman ederek o kapıdan çıktı. Artık Müslümanlar Kabe'ye giderek ibadet yapabilecek cesareti bulmuş, aralarına kuvvetleriyle tanınan kimselerin katılmasıyla güven duyar olmuşlardı. Böylece her geçen gün Müslümanların sayıları artmaya devam etti. Günün birinde ayın parlak anında Kureyşliler Efendimiz'den diğer peygamberlerin kavimleri gibi bir mucize göstermesini istediler. Efendimiz de bunun üzerine Allah'a dua etti ve ay ikiye ayrıldı. Herkes bunu görmüş olmasına rağmen bu da sihirlerinden biridir dediler ve iman etmediler. İman etmek bir yana Mekke'de Müslümanları bir mahalleye sıkıştırıp onlarla tüm ilişkilerini kestiler. Aralarında Mekke'nin ileri gelenlerinin bulunması da durumu değiştirmedi ve 2 yıl boyunca Müslümanlara eziyet etmeye devam ettiler. İslam'a gönül vermiş müminler, ebedi hayat yeri olan ahirette mutluluğu bulmak için bu dünyada yaşadıkları tüm sıkıntılara göğüs gerdiler. Peygamberimizin
mucizeleri. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Tıpkı Musa Aleyhisselam zamanında sihrin yaygın olup da Hazreti Musa'nın yılan mucizesini göstermesi, İsa Aleyhisselam zamanında tıpta ileri ilimler edinildiğinden onun ölüleri diriltmesi gibi. Efendimiz zamanında da hitabet, fesahat, belagat önemliydi ve Peygamberimize de fesahat ve belagatın en yüksek seviyesinde bir kutsal kitap indirildi. De ki, yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka olup yardım etseler de bunu yapamazlar. Ayet-i kerimesi de bunu ortaya koymuş, müşriklere meydan okumuştur. İman etmek istemeyenler kendilerine öyle bir yol arayışına girmişlerdi ki, artık Efendimiz'e nasıl bir iftira atacaklarını düşünür oldular. Ona mecnun, kahin, şair, sihirbaz demeye kalkıştılar. Ama bu söyleyeceklerine kendileri bile inanmadığı için bu çabaları da ortada kaldı. İslamiyet yayılmasını sürdürürken bunda hac mevsiminde Mekke'ye gelen ziyaretçilerin etkisi büyüktü. Peygamberimiz gelen kabilelere "Ey falan oğulları!" diye başlayarak uygun bir ayet okur ve onun sözünü duyanlar bu kelama hayranlık duyardı. Mekke'ye hiç gelmemiş olanlar dahi gelenlerden duydukları ayetlere adeta vurulur ve bu sözlerin dinine iman ederlerdi. Hiçbir canlının söyleyemeyeceği kadar güzel sözlerdi bunlar. Diğer yandan Mekkeliler kabilelerinden birine tabi olmayı istemediklerinden kibir ve inatları uğruna Kur'an'ın sözlerine kulak vermediler. Peygamberimizin peygamberliğinin 10. senesinde Ebu Talip vefat etti. Ondan 3 gün sonra da Hatice radıyallahu anha dünyadan göçüp ebedi aleme gitti. İkisinin böyle birbiri ardınca vefatları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i çok üzdü. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz bu yılı üzüntü yılı diye isimlendirdi. Amcasının kol kanat gerdiği Efendimiz'e yapılan zulümler ve eziyetler onun vefatıyla daha da arttı. Peygamberimiz Mekkelilerin ezalarından rahatsız bir halde Mekke'den çıktı ve Zeyd bin Harise ile Taif'e gitti. Taif'te yaşayan Sakif kabilesi Efendimiz'in davetini kabul etmek şöyle dursun ona hakaret ettiler. Bazıları onu taş atarak uzaklaştırmaya çalıştığında Zeyd peygamberimizin önünde siper oldu ve yaralar aldı. Bu muamele karşısında Efendimiz şehirden ayrıldı. Dönüş yolunda Batn-ı Nahle'de bir grup cin gelerek ona iman ettiklerini bildirdiler. Peygamberimiz de bundan moral buldu. Mekke'ye her şehirden olduğu gibi Medine'den de Suki Ukas panayırına gelenler oldu. 6 kişi Efendimiz onlara İslamiyet'ten bahsedince daha önce büyüklerinden ve Yahudilerden duyduklarıyla onun söylediklerinin örtüştüğünü gördüler. Ve orada iman edip Medine'ye öyle döndüler. Akabe Biatı. Peygamberliğin 12. yılında önceki yıl Mekke'ye gelerek Müslüman olanlar yanlarına Medine'den Müslüman olan birkaç kişiyi daha alarak Peygamber Efendimiz'le buluştular. Bundan sonra şirkten, zinadan, hırsızlık yapmaktan, iftiradan sakınacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine söz verdiler. Bu biatın ardından Medine'ye dönüp İslam'ı yaymakla meşgul oldular. Miraç. O sıralarda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracı vuku buldu. Cebrail aleyhisselam bir gece geldi ve Resul-i Ekrem'i aldı, Kabe'den Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan da yukarı çıkardı, gökleri dolaştırdı. Beka alemine götürüldü. Kendisine nice sırlar ayan edildi. Cenab-ı Hakk'ın bizzat kelamını işitti. Pak cemalini müşahede etti. Yine o gece saadet hanesine geri geldi. İşte 5 vakit namaz bu kutlu gecede farz kılındı. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel,
kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz, sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Haber adın, ümmetin üzerinde şefkat kanadın, ümmet için güldün, ümmet için ağladın. Ümmetin affıdır senin muradın. 18.000 alemde adın dillerde, senden âlâ sevgi yok gönüllerde. Dertlerin devası gül kokan tende, aşıkların var yerde ve gökte. Ey Nebi, bize de şefaat eyle. İlk ezan. Resul-i Ekrem bir gün ashabını topladı ve namaza nasıl bir davetle gelineceği üzerine istişare ettiler. Ne Yahudiler gibi borazan ne de Hristiyanlar gibi çan çalmak istemiyorlardı. Sahabeden biri gördüğü bir düşü anlattı. Düşte kendisine gelen biri ona ezanı öğretmişti. Orada bulunan sahabeler bunu çok sevdi ve ibadete bu sözlerle çağrılmayı kabul ettiler. Bunun üzerine de Efendimiz Bilal Habeşi'den ezan okumasını istedi. Sesi güzel Bilal Habeşi ilk ezanı okudu ve Müslümanlar namaz için toplandılar. Medine'de bir şehir devleti kurulmuştu. İslam'ın ilk devleti. Mekkeli müşrikler bu durumdan oldukça rahatsızlık duydular ve Yahudilerle de işbirliği yaparak Müslümanlara zarar vermeye, kervanlarını gasp etmeye, ailelerine eziyet etmeye başladılar. Efendimiz bu durumdan çok muzdaripti. Bir gün Cebrail aleyhisselam gelip haklarını korumaları için savaşmalarına izin verildiğini bildirdiğinde Efendimiz de ilk askeri birliğini kurdu. İlk savaş Bedir'de gerçekleşti. 305 Müslüman asker meydanda 1000 kadar Mekkeli ile karşılaştı. Müslümanların ilk yaptıkları büyük savaşın sebepleri, müşriklerin Medine'ye göç etmiş olan Müslümanları hala hayat hakkı tanımamaları, Müslümanları Medine'den çıkarmaları için münafıkları kışkırtmaları, Mekke'den hicret etmiş olan Müslümanların mal ve mülklerine acımadan el koymaları, hicret etmiş olan Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini önlemeleri, Medine'ye baskınlar yaparak Müslümanların hayvan sürülerini çalıp götürmeleri, Medine'ye her an baskın yapmalarının an meselesi olması, Ebu Süfyan'ın Şam ticaretinden elde edilecek kârı müşriklerin Müslümanlara karşı yapılacak bir seferde kullanacaklarının duyulması ve müşriklerin Mekke dışındaki Arap kabilelerini Müslümanlara karşı kışkırtmalarıydı. Bu savaşta Allah Resulü'nün duasıyla Kureyş'in firavunu olarak görünen Ebu Cehil de dahil olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin büyük kısmı öldü. Mekke halkı bu ağır kaybın ardından karşısında büyümekte olan bir gücü görmüş oldu. Aradan biraz zaman geçip Mekkeliler toplanınca yeni bir saldırı için hazırlandılar ve Uhud Savaşı gerçekleşti. Bedir'in intikamını alma arzusuyla yanıp tutuşan Mekkeliler kendilerini toplar toplamaz yeni bir ordu kurup Medine'ye doğru yola çıktılar. Bunu haber alan Peygamber Efendimiz Medinelileri topladı ve nasıl bir yol izleyeceklerini işaret etti. Genç Müslümanlar Bedir'in heyecanıyla meydana çıkmak isterken Efendimiz şehirde kalıp savunma yapmayı önerdi. Ancak o her zaman çoğunluğun sözüne riayet eden, her işi gönül rızasıyla yaptıran bir liderdi ve onların isteklerini kabul etti.
İçlerindeki yaşlı kişiler gençlere, siz ne yaptınız? Allah Resulü'nün dediğini neden dinlemediniz? Muhakkak onun bir bildiği vardır dediklerinde, gençler pişmanlık duymuşsa da karardan dönemediler. Uhud'da müşriklerle karşılaştıkları yer çok özel bir plan gerektirmekteydi. Peygamberimiz planı açıklayıp da askerleri konumlandırdığında bir dağın eteklerine bir grup okçuyu yerleştirmiş ve kendisinden aksi bir emir almadıkça bu yamacı terk etmemelerini tembihlemişti. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra müşrikler yenilir gibi oldu. Müslümanlar da Bedir'de olduğu gibi ganimetleri toplamaya başladılar. Ancak Efendimizin sözünü unutmuşlardı ve yerlerinden ayrıldılar. Bu durumu gören müşrikler ikinci bir baskınla Müslümanlara yeniden saldırdılar. Ve İslam ordusu, Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şehitle bu savaşı kaybetti. Mekkeli müşriklerin öfkesi dinmek bilmedi. Uhud harbinden bir müddet sonra doğrudan Medine üzerine gelerek yeni bir saldırıya kalkıştılar. Bunu haber alan Peygamber Efendimiz o güne dek görülmemiş bir savunma taktiği geliştirdi. Ve şehrin etrafını saran hendekler kazdırttı. Bu hendeklerden sebeple savaşın adı Hendek Savaşı'dır. Hendek Savaşı'nda Medine'ye giriş çıkış mümkün olmadı. Müslümanların ellerindeki erzak tükendi. Güç kaybettiler ama direnmekten vazgeçmediler. Ancak müşrikler hem civardaki Yahudilerin kendilerine yardım etmeleriyle hem de gelen geçen kervanlardan istediklerini almalarıyla daha uzun süre dayanabilir durumdaydılar. Günler geçti ve Efendimiz ashabının durumunu gözlemledi. Bu savaştan Allah'ın yardımıyla kurtulmayı diledi. Duaları kabul oldu ve aniden çıkan bir fırtına müşriklerin pes edip geri çekilmelerine sebep oldu. Böylece Hendek Savaşı da Müslümanların lehine sonuçlanmış oldu. Hicretin 6. yılında hac ibadetinin farz olmasıyla Müslümanlar Mekke'ye gitmek istediler. Bunun için hazırlıklar yapıldı ve ibadet maksadıyla yola koyuldular. Bu durumu haber alan müşrikler hemen savunmaya geçiyordu ki karşılıklı elçiler göndererek bir anlaşma yapmayı kabul ettiler. Hudeybiye Antlaşması Mekke ile Medine arasında yapılmış olan ilk antlaşmadır. Bu antlaşmanın yapılmış olmasının Müslümanlar açısından birçok önemi vardır. Öncelikle artık müşrikler Medine şehir devletini kabul etmiş oldular. Onların haklarından söz edilebilir duruma gelindi. Anlaşma gereği Müslümanlar o sene hac ibadetlerini bir sonraki yıl yapmak üzere Medine'ye geri döndüler. Çok geçmeden müşrikler anlaşma şartlarına uymaktan caydılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen Cebrail aleyhisselam Mekke'ye sefere çıkması gerektiğini söyledi. Müslümanlar tekrar kılıç kuşandılar ve bir kısmının öz yurdu olan bu şehri Mekke'yi almaya gittiler. Allah Resulü evlerine, Kabe'ye ve anlaşma şartlarına uyan Ebu Süfyan'ın evine sığınan, kendilerine silahla gelmeyen kişilere zarar verilmeyeceğini söyledi. Böylece Mekke fethedildi. Kabe putlardan arındı. Mekke tekrar Müslümanlığın merkez şehirlerinden biri oluverdi. Peygamber Efendimiz hicretin 10. yılında Mekke'nin fethinin gerçekleştiği yılın hac mevsiminde Mekke'ye hac vazifesini yerine getirmek üzere gitti. Orada 40 binin üzerinde Müslüman birlikte hacı oldular. Hac ibadetinin yerine gelmesinden sonra 9 Zilhicce Cuma günü Efendimiz ashabını topladı. Onlara yaptığı son konuşma olan veda hutbesinde tüm insanlığa şöyle hitap etti. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir
her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faizde Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınızı, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse, o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak, her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik, siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şahadet ederiz.
Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Vefatına 3 gün kala Efendimiz Aleyhisselam'ın hastalığı ağırlaştı ve artık Mescid-i Şerif'e çıkamaz oldu. Ebu Bekir'e söyleyiniz, halka namaz kıldırsın diyerek imamlığı Hazreti Ebu Bekir'e bıraktı. Peygamber Efendimiz 63 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ümmetinden son isteği, cahiliye dönemindeki yanlışlarına geri dönmemelerini istemek oldu.